Herkese tekrardan selamlar. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün 26 Haziran 2 Temmuz haftalık kahve bakımlarıma full enerjiyle ve sevgili ikizler burçlarıyla devam ediyorum. Güzel, hayırlı, mutlu, e, sağlıklı bir hafta olmasını temenni ediyorum. Bakalım bu haftanın enerjilerinde Oy, <laughs> neler var neler yok. Dipte direkt olarak bir tarak çıkmış arkadaşlar. Şimdi şuradaki tarağı göstereyim. Yalnız dişleri birazcık eksik. Şimdi normalde tarak nedir? Hemen söyleyeyim. Bir şeyleri düzeltmek demektir. Ama tarağın bu dişlerinin eksik çıkması, düzeltilmesi gereken şeyi düzeltmek için önce başka şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Gibi bir anlama geliyor. Yani evliliğin düzeltilmesi için önce kişilerin kendisini düzeltmesi gerekiyor gibi. Para kazancımın düzelmesi için önce arka planı tabii ki kendi düşünce sistemimi değiştirmem gerekiyor gibi. Yani düzeltilmesi gereken şeyler için önce başka düzeltmeler gerekiyor demektir. Ve sizlerin aslında çok küçük dahi çıksa çok önemli bir konumda. Bu yüzden sizler için ekstradan önem taşıyor bir şeylerin düzeltilmeye çalışılması Tabii ki çok dipte görünüyor haliyle de değişime bir şeylerin dönüşümü önce sizde ya da hane içerisinde işte işle ilgili problem varsa önce işte başlaması gerekiyor bazı konuları düzeltmeyi Aslında böyle tepeden böyle yarım yamalak değildi çok böyle kökten başlayacağınız için sizin için hem maddi anlamda birazcık külfetli olabilir bazı konular Tabii ki bayağı bir e, emek sarf etmeniz gereken şeyler var. Çünkü bir karar alınmış ve bu kararla alakalı bir parça tabii ki sabır gündeminizde olacak. Güzel e c s şey de olabilir ve bir 3 rakam var. Bu E, C, S, Ş harfleri sizlerin bizzat kendinizin eğer ki adında soyadında varsa sevgili arkadaşlar bu dönemde karşınıza çok güzel bir anka kuşu karşınıza çıkabilir. Bu anka kuşu ya çok fazla söylemeyi tasvip etmiyorum ama çıktığı için söylüyorum. Evet küllerinizden yeniden doğmanız ifadesini getiriyor. Fakat bakın, bakın anka kuşunun tepesinde şu beyaz kısımda bakın kanatları falan. Hem arkasında birisi var ki birileri var. Yani sizin tekrardan doğuşunuzla alakalı ki bu Temmuz ayında zaten sizlerde görünüyordu. Hani işleri toparlama durumları görünüyordu Temmuz aylık bakımlarınızda. evet bir şeyleri toparlıyorsunuz ama insanlar sizden çok şey bekliyor olabilir. Sadece aile ya da sadece iş yeri değil baya yani kim sizin bir iş yapacağınızı, evleneceğinizi, işte çalışacağınızı, iş yeri açacağınızı biliyorsa herkes sizden çok çok fazla şey bekleyebilir. İnsanlar çok sorup soruşturabilir. Ne yaptın, ne ettin bilmem ne. Çok fazla sorgu sual altında kalabilirsiniz ki hiç sevmediğiniz bir şey. Ee, ve dediğim gibi bu anka kuşunun tepesinde böyle bir şeyin olması aslında güzeldir. Yani ilerleyen dönemlerde bu emek verdiğiniz konularla alakalı isterseniz çocuğunuz için bir emek olan fark etmez. Ee, çok büyük bir aslında elinizi taşın altına koyduğunuzu, çok büyük bir sorumluluk aldığınızı ve aldığınız sorumluluk derecesinde de yine çok güzel getirilerin olacağını ifade ediyor. Nereden anlıyorsun güzel getirilerin olacağını? Birincisi şu kısım çok dışarıya doğru kabarık duruyor. Yani herkese görünebilecek güzel bir durum olduğunu. Altındaki anka kuşuna baktığımda da yani bu doğuş alanına baktığımda da buranın gayet temiz olduğunu söyleyebilirim. Ve sevgili arkadaşlar bakın şurada da bir tane kaplumbağanız var. Özellikle de ev içini, yuva içini çok büyük etkileyen bir durum diyelim. Belki bebek bekliyorsunuz. Herkes sorar, sorar işte ne zaman doğum, ne zaman doğum, ne zaman şey, kız mı, erkek mi bilmem ne. Yani bunun gibi çok fazla sorgu sual olabilir. Şimdi arkadaşlar burada bir telefon görüşmesi var. Özellikle de ayın 27'si 28'i gibi bir görüşme. Bir şeylerden o kadar çok sıkılmışsınız ki işte bir şey bekliyorsunuz. Kargo bekliyorsunuz. Bir yerden cevap gelecek bunu bekliyorsunuz. O kadar beklemişsiniz ki sanki birileri sizi unutmuş. Unuttukları için kendinizi bir hatırlatma mahiyetinde e, arayabilirsiniz. Avukatla görüşürsünüz. Ne oldu bizim iş diye arayabilirsiniz. Yani bir şeylere böyle aslında sorgulamaya başladığınız bir dönem ki sadece siz sorgulamıyorsunuz. Bakın çevredeki insanlar da sizi sorguluyor. Siz başka yere baskı yapıyorsunuz. Dışarıdaki kişiler size siz başka yere bir baskı e, durumu var. Genellikle bu hiyerarşi şeklinde gittiği için sizin önemli bir noktaya gelme çabanızı bu yüzden de kendinizi e, daha güçlü hissetmek için acısını bir şeylerin yani işte bekliyorum sıkıldım. Bunun acısını işte o kişilerden çıkartırım, o şirketten çıkartırım, müşteri hizmetlerinden ben acısını çıkartırım gibi böyle bir üstünlük kurma, bir baskınlık kurma durumunuz var. Aslında sinirinizi, stresinizi attığınız alan bile diyebilirim. Bir yerlerden bir kopuş var, aile ortamından olabilir. Dostlar, arkadaşlardan bir kopuş durumu e, görünüyor. Neden kopuyorum derseniz bakın burada hiçbir bağlantısı olmayan bir yer sizi bekliyor. Sizi yoğun olarak 2 ay ila 3 ay arasında birçok belki eğlenceden, birçok belki e, durumdan soyutlayacak olan bir gündeminiz var. Çok yoğun bir şekilde işte iş kuruyorum. Tabii ki yoğun olarak ben oraya para harcıyorum. Öyle gidip de tatile matile para harcayamam diyebilirsiniz. Ya da ben sürekli gezeceğim. Paramı oraya harcayacağım. Zamanımı gezmeye harcayacağım. Benim hani tabii ki arkadaşlarıma ya da sokaktaki insanlara ben vakit ayıramam. O yüzden ben alanımı buraya ayırıyorum diyebilirsiniz. Dediğim gibi 2-3 ay sanki kendinize işleri düzeltme ve toparlanma ile ilgili belki tamirat, tadilat var. Buralara aslında maddiyat, zaman, verim, ilginizi e, buralara çok yoğun bir şekilde ayırdığınızı söyleyebilirim. Yeni evlenenlerin hani böyle cicim ayları olur ya, tatlı ayları olur. İlk 3 ay mesela bu şekilde. Hani bu anlamda bir e, yoğunluk durumu görünüyor. Sırtınızda çok güzel destek olanlar var. E, bu desteklerle aslında biraz daha ayakta kalabildiğiniz bir e, dönem. Altta birileri var arkadaşlar. Haneye çok yakın olmalarına rağmen hatta haneden bile olabil, olabilirler. Birazcık dedikodunuzu yaptıklarını söyleyebilirim. Bunu bilmenize rağmen arkadaşlar bir şey demiyorsunuz fakat arka planda evet benimle ilgili evlendiğim insanla ilgili işte işimle ilgili kazancımla ilgili bilmem neyle ilgili benimle konuşuyorlar hareketlerimle ilgili benimle ilgili konuştuklarını ben farkındayım diyebileceğiniz bir dönem yani fısır fısır konuşurken bile iş yerinde vesaire olsun yani birilerini duyabilirsin sizinle ilgili konuştuklarını yani bu bir tık tabii ki üzücü olabilir sizler için bu dönemde şimdi devam ettiğimde şu kısımda arkadaşlar şu kısımda bir tane C harfi, 3 ve 2 rakamlarınız görünüyor. Aynı zamanda sadece e, rakam olarak değil de I harfi, I, I olabilir. I, I harfi, H, U, C ve M harfleri görünüyor. Şimdi bu ikili ve üçlü zamanlarda tabii ki ikili dediğim için ayın ister istemez 22 zaten bu hafta 26, 27, 28, 29'u ve ayın ikisini Bizim haftamızın dışında olmasına rağmen üçünü ve 5'ini yönü bir şekilde etkiliyor. Ne etkiliyor derseniz bu harflerle ilgili. Büyük olduğu için bir insan değil, tam tersine daha böyle yerleşik bir yer, şehir, kurum, yani M harfi ne bileyim didim gibi şehir, kurum vesaire yerlerden sizin hayatınızda eksik olan bir şeyi belki para, M harfi, H harfi dedin değil mi mahkeme gibi böyle bir oralardan beklediğiniz bir şey var. Oradan gelen paradır, haberdir. Sizin hayatınızdaki bir eksikliğe bakın görüyorsunuz şurada bir boşluk var. Bu eksikliği dolduracak ama bir insan değil yani insandan gelmeyecek. Böyle bir yer kurumdan gelebilir. O kurum adına sizi birisi arayabilir o zaman tamam. Ama kalkıp da sevgilimden mesaj gelecek değil. Yani onu söyleyeyim. Biraz daha böyle yerlerden gelen bir haberle sizin yüreğinizdeki, içinizdeki, hayatınızdaki boşluk dolabilir. Burada arkadaşlar karşılıklı bir görüşme durumu var. Bu görüşme sürecinde aslında çok yaralar almış bir insan var. Bu kişinin yaraları almasının sebebi de bakın arkada bir insan görünüyor. Görüyor musunuz? Bir surat görünüyor. Şurada. Sanki arkadaşlar bu bir kadın suratı. Şuradaki suratı görüyorsunuz değil mi? Şu alanda. Şurada bakın. Gözü, burnu, ağzı. Şu. Bence herkes gördü. Yani maşallah herkes gördü yani. Ee, şimdi arkadaşlar bu kişi... Büyük destek veren birisi. Adını sayanında da S-Ş-S-T olabilir. Çünkü şeyinin aşağı doğru gidiyor. Ve bu kişi arkadaşlar beşli vakitlerde. Yani bu haftadan da sonra kendisini gösterecek. Neden şu anda peki görünüyor derseniz muhtemelen bu kişi sizi arayabilir. Şimdi sana gelmek istiyoruz, etmek istiyoruz vesaire diye. Ve e, bu kadının ön tarafına baktığında dediğim gibi çok yaralar almış. Çok a, aslında kavgalı bir insan görünüyor. Ve size gelebilirler. Bir şeyleri toparlamanız için, sizi barıştırmak için, sizinle barışmak için. Bakın bu kişi, e, siz onu belki uyardınız. Bu sesiniz. Dediniz ki ya... Bak ben seni uyarıyorum bu insanlara dikkat et. İşte sen benim sevgilimsin ona buna dikkat et diye uyarmış olabilirsiniz. Ama sanki sizi dinlememiş dinlemediği için de ailesinden iş güç yani genel olarak çok darbe almış birisi. Ve şurada bahsettiğim kadından aslında birazcık akıl alıp ondan aldı akılla gelip sizinle ah, evet sen haklıydın zaten o da söylemişti. İşte sen haklı çıktın. Evet ee, dediğin gibi oldu beni terk etti ya da dediğin gibi işte paramı al vermedi doğru haklıymışsın gibi bazı konuşmalar olabilir. Yani haklı çıktığınız bir dönem diyebilirim. Bir daha tırmanıyorsunuz hep S, T ve 5 rakamları çok yoğun çıkıyor. Şimdi arkadaşlar harf olarak söylemek istiyorum. S harfi evet bir süreçtir, bir yoldur. Hem gidilecek yol yani gezme, tozma, iş vesaire böyle bir yoldur. Hem de ee, sizin gireceğiniz bir süreç, yani uzun süreli bir süreci anlatıyor. Ve T harfi de hem zamansal anlamda çok iyi bir, yani iyi dönemde yakaladın yani. Önceden olsaydı sıkılacaktın, geç olsa zaten geç olmuştu, toparlayamayabilirdin. Şu anda bir şeylerin tam zamanı ne için? 5 rakamı güçlü olmak için ayağa tekrardan kalkmak, düzeltilmesi gereken şeyleri düzeltmek için tam zamanı şeklinde bazı durumlar var. İkili ilişkilerde bu arada güzelsiniz ama birazcık arkadaşlar sinirli ve sert duruyorsunuz. Hani hiç böyle romantik olayım, tatlı olayım değil de birazcık böyle sinirli, agresif yönünüz görünüyor. Karşınızdaki insan sizinle iletişim kurmaya çalışıyor ama siz sanki sanki bir laf etse o sevginiz hemen bitecek ve siz ondan nefret edeceksiniz. Hemen onu hayatınızdan böyle sen bana bir şey mi söyledin? Defol git. Yürü git. Hemen böyle kovacak gibi görünüyorsun. Hani çok sevseniz de hemen böyle o kişiyle aranızdaki ilişkiyi bitirecek gibi bir sinirli, agresif gördüm. Onu söyleyeyim. Bakın ikili ilişkilerde güzel bir dönem. Bağlar var ama daha çok bakın bağlar karşı taraftan size geliyor. Siz çok fazla böyle bir şeyler yapmayla Uğraşmıyorsunuz hani aman insanlar beni sevsin falan filan diye. Daha çok çevrenizden bunlar gelebilir. Bu bir. İkincisi arkadaşlar genel olarak üst taraflarda bir insan kalabalığı var. Tabii ki bu dönemlerde işte düğün bilmem ne bunlar olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ne Nereden anladım? Bakın burada bir şeyiniz var. Beyaz yılanınız var. Bu arada ben de ikizler burcuyum. Bakın buyurun sağlığıma dikkat ediyorum. Yani tabii ki bazı şeyler görünmez. Yapılacak bir şey yok yani. Ama bakın size de bir beyaz e, yılan çıktı arkadaşlar. Aman aman sağlığınıza dikkat edin diyorum. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Gayet güzel, gayet güzel hatta müthiş. Ne dilediyseniz arkadaşlar hadi hayırlısı olsun. Serler, sular gibi bir akış gerçekleşti. Toplu alanlara bir girişiniz görünüyor. Ya da belirli bir toplumun parçası olmak için uğraştığınız bir süreç. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.